Trakya Türk TV'nin hafta içi her gün ilgi ve merakla izlenen Çözüm Masası programının konukları gazeteci yazar Tuncay Dağlı, Trakya Türk TV programlar koordinatörü Nicat Ayvaz, gazeteci Tarık Eski ve Ankara'dan telefonla bağlanan Şerafettin Terzi oldu. Trakya Türk ve Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Polat, İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için en fazla ismi geçen sizsiniz. Selcan Taşçıoğlu sizi Ankara'da ağırladı ve fotoğraf verdiniz. Sosyal medya üzerinden İyi Parti'nin sizi başkan adaylığına getireceği söyleniyor. Bu konuyla ilgili böyle bir şey var mı? Aday olmayı düşünüyor musunuz? Dedi. Çözüm masasında Şerafettin Terzi canlı telefon bağlantısıyla soruyu cevapladı. Sizin Tekirdağ, İyi Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için en çok ismi geçen isimsiniz. Son olarak Ankara'da Selcan Taşçıoğlu sizi Ankara'da ağırladı, beraber fotoğraf verdiniz. Bunun üzerine de sosyal medya üzerinden İyi Parti'nin sizi Tekirdağ'da Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına getireceği söyleniyor. Bu konuyla ilgili aday mısınız? Böyle bir şey var mı? Aday olmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir şey var mı? Yok mu? Böyle bütün açıklığıyla, açık yüreklilikle söyleyelim izleyenlerimiz de sizden duymuş olsunlar. Selcan Hanım'la biz daha 8 ay önce işte genel seçimde bir yol yürüdük. Milletvekili adayıydık, yanındaydık. Evet. Elimizden geldiğince bir alanda bir çalışma yaptık. Bir vekilimizi çıkarmış olduk Sayın Selcan Hanım'ın. Evet. Şimdi bunu tabii ki siyasetin içindeyiz. Kopmuş değiliz ve İyi Parti'deyim. Apaçık. Bunu bir değerlendirmek için böyle bir görüşme sağladık. Ve uzun güzel bir sohbet de oldu. Yani onun için de benim için de doyurucu bir sohbetti. Yani Tekirdağ'ı genel olarak tahlil ettik. Yani nereye doğru gidiyor, partimizin durumu nasıl olacak anlamında. Karşılıklı bir sohbetti bu. Bunun bir değerlendirmesini ileriki günlerde tekrar yapacağız. Ama bu benim adaylığımın çok önce böyle konuşulması da bir yerde hoş bir şey. İnsan demek ki bir iz bırakmışız. O duygu gelişti bende. Ben şimdi ne tam o bana illa adayımız ol demiştir, açık söyleyeyim. Ne ben aday için gelmişim. Bir Tekirdağ tahlil ettik. Çünkü daha bitmiş bir süreç yok. Daha zamanımız da çok. Bir iktidar partisi daha tamamlamadı tam adaylarını. Bir ana muhalefet partisi tamamlamadı. Biz de üçüncü partiyiz şu anda. Türkiye'nin ve Tekirdağ'ın vekilimiz olan, hatta bir genel başkan yardımcımız olan bir partinin mensubuyuz şu anda. Evet. İleriki günler inşallah hayırlı sonuçlar doğurur. Tabii ki istiyoruz. Ve siz değerli işte basın orada tartıştınız. İYİ Parti'nin durumuna da geldiniz. Sonuçta İYİ Parti artık burada bir belirleyici pozisyona doğru da oluşmuş durumda. Öyle gözüküyor. Evet. Ve aday gösterecek. Çünkü Türkiye'de her yerde ayrı girme kararı alındı. Hı hı. Bu ilk toplantılarıyla yapılan işte genel merkezin yönetiminde çıkan bir kararla bu çok tartışıldı. Doğru muydu, yanlış mıydı? Artık bunlar geçirdi zaten. Artık seçim sattığına girildi. Kısmet diyeyim. Bir şey demiyorum ama beni iyi kötü tanımışsa Tekirdağ halkı, sadece şöyle bir cümle kullanmak istiyorum. Bunun da ucu nereye gider bilemiyorum ama içimdeki duyguyu. Ben her zaman önce Tekirdağ dedim, önce memleketim dedim. Tekirdağlı hemşehrilerimi hiçbir zaman da şu anda maalesef mankus bir tercih konumuna getirildi. A veya B. Bunun bir de C'si olması lazım. Bir demokratik bir sistemde, demokraside. Buna inanıyorum. Ve bu konuda da düşüncelerimiz var. Ne diyorum? Hayırlısı olsun. Ama asla dediğim gibi güzel bir yarış olacak Tekirdağ'da ve yani genelde 4,5-5'lere kadar düşürülmüş denen İYİ Parti'nin ben şu anda asla o konularda olduğunu düşünmüyorum. Tekirdağ'da şu anda ankette
Sayın Tarık Bey'in dediği gibi bu şimdi adaylar üzerinde konuşulmadı. Anket öyle gösteriyor. Evet. Cumhur İttifakı'nın içinde olan bir partiye de bir oy çıkarılmış. Demek ki sorulurken partiler sorulmuş. Partiler sorulmuş. O anlama geliyor. Yani Cüneyt Bey hareketli bir insan. Arkadaşımız, kardeşimiz Süleyman Paşa'da bir renk kattı ve hizmeti var. Bunu bir daha yayabilirse şansı vardır. Candan Hanım ona keza İYİ Parti olarak da biz alana çıkarsak bir ben veya bir başka arkadaşım umulmadık bir oy alacağını da alandan gelen bilgilerle hissediyorum ben. Hı hı. Bu dediğim gibi bu hafta sonu sanırım artık CHP ve AKP adaylarını tamamıyla çıkardığı zaman daha da şekillenmiş olacak. Biz üçüncü parti olmamıza rağmen şu anda zaten sanırım 7 ilçede belli oldu. İYİ Parti'nin adayları mı? Evet. Geri kalanları da en kısa sürede. Peki aldığınız bilgi İYİ Parti'nin Tekirdağ'da adayları belirleme bir süresi var mı? Yani bir hafta, üç gün, beş gün, on gün ne kadar daha bekleyeceğiz? Yok, bakın tüm partiler için geçerli. 20 Şubat'a kadar seçim kuruluna götürene kadar zamanı varmış. Ama 20 Şubat'ı beklemez herhalde. Beklemez tabii. Şimdi partiler birbirini bir şekilde beklemiş oldu sayılır. Yani böyle görüyoruz. Çok da geç kalınmış bir şey yok. Tabii ki herkes hemen bir adayın belli olsun, niye adaylar belli olmadı diye halk öyle bir beklenti içindeydi. Ama süreç normal işlediğine inanıyorum ben. Daha sıkıntılı bir süreç yok. Hayırlısı olur inşallah Tekirdağ için. Dediğim gibi yani bir yarış olacaktır. O gözleniyor. Yani başka bir diyeceğim şu anda toparlayayım. Peki siz sıcak bakıyor musunuz Tekirdağ İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmaya? Yani ben bunu tam olarak Tarık Eski ve Cihat Elmas da bekliyorlar. Ya şimdi önemli bir görev. Ama bu düşünülmüyor diye de düşünülmemesi lazım. Yani niye düşünmesin? Böyle bir önemli görevde bir parti bir görev veriyor veya talep var, halktan da bir talep varsa. Olabilir diyorsunuz yani. Değerlendirme durumundayım. Ama olurum veya olmam diye de bir şey yok. Bir değerlendiriyoruz yani. Tekirdağ'ı değerlendiriyoruz. Belki de bakın süreç Tekirdağ'da öyle şu anda ateşli gidiyor ki belki de benden daha değerli, benden daha bir isim çıkabilir de İYİ Parti'ye. Ben de arkasında olurum. Bunu da Sayın Genel Başkan yardımcısına açıkça söyledim. Yani böyle biri çıktığı anda hiç sıkıntı yok dedik.